her konuşmacı bir işin yapılmasının önemli veya gerekli olduğunu düşünüyorsa, bu durumda kullanacağımız yardımcı fiil must olacaktır. Olumlu, olumsuz ve soru örneklerini cümlelerimizde göreceksiniz. Örnek cümlelerimizi görmektesiniz. It's later than I thought. Düşündüğümden daha geç oldu. I must go. Gitmeliyim. Must kullandığımızda fiili yalın halde kullanıyoruz. Buna lütfen dikkat edin. Olumsuz cümlesinde de, soru cümlesinde de biz hep fiili yalın halde kullanıyoruz. İkinci cümlemize bakalım. You must visit Turkey one day. Bir gün Türkiye'yi ziyaret etmelisin. It's fantastic. Harika, olağanüstü. Türkiye'den bahsettik. I must phone my sister this evening. Bu akşam kız kardeşime telefon etmeliyim. Önemli olduğunu düşünüyor. Diğer örneğimiz, you'll be leaving college soon. Çok kısa bir süre sonra kolejden ayrılıyor olacaksın. You must think about your future. Geleceğin hakkında veya geleceğini düşünmelisin. Gördüğümüz tüm bu örneklerimizde ya önemli bir işten ya da yapılması gereken bir işten bahsettik. Yazılı olarak belirtilen kurallarda, talimatlarda, açıklamalarda must oldukça sık kullanılır. İki örneğimiz var. Bunlardan birincisi sınav kağıdından alınmış bir yönergedir. You must write your answers in ink. In ink, mürekkepli olarak demektir. Biz bunu tükenmez kalemle diye de tercüme edebiliriz. Cevaplarınızı tükenmez kalemle yazmalısınız. İkinci örneğimize baktığımızda, you must use your seat belt every time you travel. Bu örneği görmekteyiz. Bu cümle, arabalarla beraber gelen kitaplarda genellikle görülebilen bir cümledir. Peki Türkçesi nedir? Arabayla her yolculuk yaptığınızda veya arabaya her bindiğinizde emniyet kemerinizi kullanmalısınız. Must, geçmiş zamandan bahsetmek için kullanılmıyor. Bunun yerine had to'yu tercih ediyoruz. Have to'nun geçmiş zamandaki hali had to'dur ve kullanılabilir. Dolayısıyla biz geçmiş zamanla alakalı bir cümle kurduğumuzda had to ile kuracağız. We had to leave early. Erken ayrılmamız gerekti veya erken ayrılmalıydık. Don't have to'yu bir şeyin çok da gerekli olmadığı durumlarda kullanabiliyoruz. Örnek cümlelerimize bakalım. Tomorrow is a holiday. Yarın bir tatil veya tatil günü. We don't have to go to class. Burada class ders olarak düşünülsün. Derse gitmemize gerek yok. Okula gitmemize gerek yok veya sınıfa gitmemize gerek yok. Tüm bu yorumlar doğrudur. Don't have to olduğu gibi doesn't have to da kullanabiliyoruz aynı anlamı vermek için. Tabii öznemiz we olduğu için don't have to'yu tercih etmek zorunda kaldık. İkinci örneğimize bakalım. I can hear you. Seni duyabiliyorum. You don't have to shout. Bağırmana gerek yok. Seni duyabiliyorum. Üçüncü örneğimize bakalım. You don't have to understand music to feel its power. Müziğin gücünü hissetmek için müziği anlamak gerekmez. Müziği anlamak zorunda değilsin veya değilsiniz. Bu da güzel bir cümleydi. Gördüğümüz bu üç cümlede de zorunluluk yok, gereklilik yok. Must ve have to olumlu cümlelerde kullanıldığında must biraz daha esnek, have to biraz daha katıydı. Olumsuz cümlelere geldiğimizde ise tam tersi bir durum söz konusu. Don't have to veya doesn't have to biraz daha esnektir. Mustn't daha katıdır. Yasaklanan işleri mustn't ile kullanıyoruz ve ifade ediyoruz. Don't have to ile değil. Örneklerimize bakalım. İlk örneğimiz, you mustn't veya you must not look at the closet. Closet, dolap demektir. Gömme dolap anlamı da vardır. Your birthday present is hidden there. Dolaba bakmamalısın.
Doğum günü hediyen orada. Diğer örneğimize bakalım. You must not tell, anlatmamalısın, söylememelisin. Anyone my secret. Sırrımı hiç kimseye söylememelisin. Do you promise? Söz veriyor musun? In football, you mustn't touch the ball. Futbolda topa dokunmamalısın. With your hands, topa ellerinle dokunmamalısın. You mustn't smoke on buses. Otobüslerde sigara içmemelisin veya içmemelisiniz. You mustn't use a dictionary in the exam. Sınavda bir sözlük kullanmamalısın veya sınavda sözlük kullanmamalısın. Çözdüğümüz tüm bu örneklerde bir nevi olumsuz emir varmış gibi düşünelim veya yasak varmış gibi düşünüyoruz. Küçük bir alıştırmamız var. Bu alıştırmamızda must ve have to'nun olumsuz hallerini uygun bir şekilde, en doğru bir şekilde yerleştireceğiz. Fiilleri yazmamıza gerek yok. Fiiller dışarıda bırakılmış. İlk cümlemize bakalım. Passengers, yolcular demektir. Lean out, sarkmak anlamına gelir. Yolcular pencerelerden sarkmamalılar diyeceğiz. Burada katı bir kural olması lazım. Çünkü bu keyfi bir durum değildir. Dolayısıyla cevabımız mustn't olacaktır. Cümlemizi baştan sona kadar okuyoruz. Passengers mustn't lean out of the windows. İkinci cümlemize bakıyoruz şimdi de. It has rained a lot. Çok yağmur yağdı. It has rained a lot. So we, bu yüzden biz, water the garden, bahçeyi sulamamız gerekmez anlamında don't have to diyoruz. Don't have to. Okuduğumuz zaman so we don't have to water the garden cümlesi çıkacaktır. 3 numaraya baktığımızda we leave the windows open or the rain will come in. Pencereleri açık bırakmamalıyız. Aksi takdirde yağmur içeri gelecek diyeceğiz. Burada yine zorunlu bir durum vardır. Yapmak zorundayız. Ve cevabımız da mustn't olacak. We mustn't leave the windows open. Pencereleri açık bırakmamalıyız. Or the rain will come in. 4 numaralı cümlemize geçiyoruz. 4 numaralı sorumuza geldik. Hurry, acele etmek anlamındadır. Acele etmemiz gerekmez veya acele etmemeliyiz. Bakalım hangisini kullanacağız? There's plenty of time. Oldukça fazla zamanımız var. Böyle bir durum söz konusuysa acele etmeye gerek yok. Ve biz bu durumda don't have to kullanırız. We don't have to hurry. There's plenty of time. Yeterince, oldukça fazla zamanımız var. 5 numaraya geçiyoruz şimdi de. 4 numarayı tamamladık. 5 numaradayız. O kadar hızlı sürmemelisin diyeceğiz. You'll have an accident. Kaza yapacaksın. Bu kadar kritikse burada kullanacağımız cevap tabii ki mustn't olacaktır. Don't have to kullanamayız.